Hadi başlayalım Zeynep. Hocam burada 5 tane ışın var. Hepsi de dar açı bir harf. İlk başta beşinin ikisini seçelim. Dar açı Ay, oluşturalım. kolonyayı sıktım, her yerime yapışırıp geldik kız. Evet. 5 tane ışın var dedin. Dar açı oluşturmak istiyoruz. Tepe noktaları o olmak zorunda. O kısımda sorunumuz yok. Dolayısıyla ışınların ucundan da kaç tane seçeceğiz? 2 tane seçeceğiz, değil mi? Tamam. Hı. Seçelim. Kaç tane ışınımız var? 1, 2, 3, 5 tane. 4, 5. 5 taneden 2 tane seçtik. Ama bir tane dik açı oluşturan var. A ve E. Birini Evet. çıkarırız. Evet. Beşin ikisi 10. Ondan da bir çıkarırız. 9. Yes. Çok güzel. Zeynep'in yaptığında sorun var mı? Takıldığımız bir yer? Yok. Peki. Şunu açmaya çalışmıştım ben. 6. soruyu okuyalım. Ne demiş adam? Baktım. A ve B pozitif tam sayılar diyor. Bu soruyu çözerken ne yapmamız gerektiğini söylüyor bize. Değer vermemiz Değer gerektiğini vermemiz söylüyor. gerekiyor. Evet. Bu da ne yapacağız? Herhalde o sorunu. Gözüm sevinmiyoruz. Hocam kimi söylediniz? Bir daha söyler misiniz? Seni. Sesiniz gitti de. Ha beni, tamam. Tamam hocam. Hocam öncelikle değer vermemiz lazım. Mesela A'ya 6, B'ye 1 vererek yapabiliriz. Sonuç Evet. olarak 6 olur aynı faktöriyeli sayı. sağlayacak herhangi bir değer diyorsun. Çarpı B faktöriyel. A'ya 6 verdim, B'ye 1 verdim diyorsun. Yer de Başka? değiştirebilir bunlar. Yine Evet, aynı biri altı şekilde olabilir. faktöriyellisi 1 olan 0 var. Yine 6, 0, 0, 6 yapabiliriz. Evet. Yapamayız. Doğru. Neyse Yaparız. sonra Niye ederiz onu. yapamayalım ya? Hocam pozitif tam sayı diyor ya o yüzden. Evet 0 olmuyor. Pozitiflik için yapamıyoruz diyorsan doğru. Aynen öyle. Peki Evet. başka? 6 faktörü Başka yani 24. 24'ü 3 ve bir 5 olabilir. 3 faktöriyel ile 5 faktöriyelin çarpımı olur. 6 faktöriyeli bir açalım mı? 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde. Kimle kim alacağız şimdi? Bir daha söyle. Şurasını 5 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Şu 6'yı da 3 çarpı 2 yazıp bunu da 3 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla 3'e 5 olabilir ya da 5'e 3 olabilir. Ben Başka başka da var mı? bulamadım. 5'i olduğu için Uğraştım 5'i mutlaka bulamadım. almamız lazım. 5 faktöriyele kadar olan kısmı. Bence de bundan sonrasında yok. 3 için düşünelim. Yok. Asal sayıları düşünmek burada yeterli arkadaşlarım. 6'da artık 2 sayının çarpımı 1, 2, 3, 4 tane diyebiliriz o zaman. Doğru. Çok güzel. Eğer pozitiflik şartı olmasaydı 0, 6 ve 6'ya 0'ı da alabilirdik, değil mi? Fulya'nın Evet yaptığında hocam. sorun var mı arkadaşlarım? Yok. Peki devam edelim. Tezgahında 5 çeşit meyve bulunan bir manava aynı anda 3 müşteri gelip müşterilerden her biri 1 kilogram meyve almak istemektedir. Manav birer kilogramlık 3 kilogram meyveyi müşterilerine kaç farklı şekilde verebilir demiş. 5 çeşit meyvemiz varmış. Aynı anda 3 tane müşteri geliyormuş ve her biri birer kilogram almak istiyormuş. 3 kilogram meyveyi kaç farklı şekilde verebilir demiş. Evet. Var mıdır gönüllü? Akça parmak kaldırmış. Akça söylesin o zaman. 5 çeşit meyve, 3 müşteri. Evet, Her biri 1 birinci kilogram müşteri için kaç oluyormuş. seçim şansımız var? 5 tane seçim şansımız var. Evet, ikinci müşteri için. Yine 5 tane. Aynen. Üçüncü müşteri için de. O da 5. O da 5. Birbirinden 125. farklı demiyor. O zaman aradığımız cevap ne olur? 125 olur. Çok güzel. Akçağın yaptığında sorun var mı? Yok. Geçtim. Şu ikinci sorumuza bakalım. Ne demiş amca? Birazcık da kendimize yer açalım. Soruyu çözmek için.
Şifresi çözülmek istenen bir kasa üzerinde sıfırdan dokuza kadar rakamların yazılı olduğu tuşlar bulunmaktadır. Parmak izi ve DNA incelemesi yapan uzmanlar kasanın şifresi için 0, 1, 4 ve 7 rakamlarının kullanıldığını tespit etmiştir. Buna göre bu kasanın 5 haneli kaç farklı şifresi olabilir diye sormuş. Evet, düşünelim. Sıfırdan dokuza kadar rakamların olduğu bir şey varmış, şifre varmış. Kaç basamaklı? 5 haneli olmasın. Basamaklı demeyelim de 5 tane hane varmış. Yani en başa 0 koyabiliriz. Kümemizin içerisinde 0, 1, 4 ve 7'nin mutlaka olduğunu söylüyor adam. 5.'ye dair herhangi bir şey yazmamış, değil mi? Rakamları farklı demiyor ama farklı mıdır acaba? Farklı gibi mi yapsak? Neyse bir düşünelim bakalım. Evet Tunacığım, hadi başlayalım. Sen ne düşündün? Hocam 0, 1, 4 ve 7 kendi arasında 4 faktöriyel şeklini yer değiştirebilir diye düşündüm ben. Aha. Ama bir de 5 haneli diyor ya Tuna. Bence bir de diğerini seçmek lazım. Diğer elemanı. Hocam 10 tane rakamdan birisi gelir oraya da onun belli kombinasyonu. Ha. Hani bir tane soru vardı arkadaşlar. Cevap anahtarı 38 demişti. Siz de 38 olması lazım demiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Bana evet. O soruyu da atarsanız çok sevinirim. O soruda da aslında aynı hatayı yapıyorsunuz. Şimdi buraya 10 farklı rakam yazdığımız zaman oluşum. Bu sefer aynı rakamı yani bunlardan herhangi birini seçebiliriz. Herhangi birini seçtiğimizde de tekrarlı permütasyon yapmamız gerekir. Ama 0, 1, 4, 7'den farklı bir rakam seçtiğimizde normal permütasyon yaparız. Yani normal faktöriyel yaparız. O yüzden seçeceğimiz rakamın 0, 1, 4, 7'den bir tanesi olduğu durum için yapalım. Tamam mı? Bunlar için aslına bakarsanız tek seçim varmış. Hani soruda rakamları farklı mı değil mi özel bir şey söylemiyor. O yüzden hani biraz da cevap odaklı hareket edeceğiz. Bu adamlardan herhangi birini seçtik 4. Şimdi şuradaki adamlar ne kadar yer değiştirirler Tuna? 5 hocam tane onlar var da 5 faktöriyel şeklinde. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Neden? Çünkü 0, 1, 4, 7'yi seçtin sen zaten. Buraya 0'ı seçtin mesela. Buraya 4'ü seçtin. Buraya 7'yi seçtin. Buraya 1'i seçtin şeklinde. Tamam mı? Seçtiğin adam illaki şunlardan biriyle özdeş. Dolayısıyla da burada tekrarlı permütasyon yapman gerekir. Yani 5 faktöriyel 120 bölü 2'den 60 tane diye bulursun. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. 0'ı seçtin, 1'i seçtin, işte 4'ü seçtin, 7'yi seçtin. Tek seçenek var. Bu adam içinse 0, 1, 4, 7 dışında bir sayı seçtin. Kaç seçeneğin kalıyor? 6. 6 tane seçeneğin kalıyor. Şimdi bak bu sayıyı seçtin. 6 farklı seçim yapabilirim diyorsun. Ama bunlar da kendi aralarında ne kadar yer değiştiriyor? 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel mi gene? Hayır. Burası 5 faktöriyel. Neden? Çünkü burada seçtiğin rakamlar aslında kimler biliyor musun oğluşum? 2, 3, 4'ü alamayız. 5, 6, 7'yi alamayız. 8, 9'dan birini seçtin. Şu 6 tane adamdan birini seçtin. Seçtiğin adamlar bunların her birinden farklı olduğu için burası ne olmak zorunda? 5 faktöriyel olmak zorunda. Anladın mı demeye çalıştığımı? Anladım hocam. Evet ama cevap böyle bir şey demiyor sanırım arkadaşlar. Acaba rakamları farklı mı demeye çalıştık? Hocam yoldaki sen? İşlemde 4'ü neden eklemedik? İşleme. Hangi 4'ü? 1, 1, 1, 4 yazdık. Ha, o sondaki 4'ü. Evet şuraya 4'ü eklemedik. Doğru söylüyorsun. Burası 240 oldu. Burası da 6 çarpı 120'den kaç oldu? 720 mi oldu? Evet. Hala çok büyük ama bizim sayımız. Bu ikisini toplarsam 960 oluyor. Hocam zaten 4 tane rakam vermiş 0, 1, 4, 7 diye. Bize sadece onu sorduğuna göre direkt 240 olarak alabiliriz. Yani ikinci sağ taraftakine gerek kalmaz. Yani sadece bu rakamlardan oluşuyor diyorsa o zaman evet cevabımız 240. Evet, ama soru öyle bir şey. Parmak izi orada tespit edilmiş diyor.
0, 1, aynen 4. Sadece parmak izi ve DNA incelemesi yapan uzmanlar kasa şifresi için 0, 1, 4 ve 7 rakamların kullanıldığını tespit etmiştir diyor hocam. Tamam, o zaman şöyle söylemeye çalışmış. Tamam, anlaştık. O zaman sonraki rakamımız 0, 1, 4, 7'den bir tanesidir diyorsunuz. Ben de şu an size katıldığımı hissettim. O zaman kaç farklı seçeneğimiz var? 4 seçeneğimiz var, bu seçim şansımız. Sonra da bunlar kendi aralarında tekrarlı permütasyon yapmak zorunda olduğumuz için 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Bence ama hocam 5 eleman var. Biz sadece 0, 1, 4, 7 dediğimizde 4 tane burada var. Bir tanesinde 9'ları ya rakamlarından seçmeyecek miyiz yukarıdakilerden? İşte bir tanesini de şöyle demeye çalışmış aşkım bak. Soruyu burada hani ben de başlamıştım. Anlatmadım. 5 tane rakam var ama 2 tanesi aynı. Ama o aynı olan rakamlar da gene 0, 4, 7, 1'den biri. Yani onlardan hariç yeni bir küme yok. Ben bunun bir cevabına da bakayım da tam doğruysa ikinci soruya C dedik biz. Evet, okey diyorsak ona göre anlatayım. Evet, bak ikinci soruya C demiş. Yani şöyle söylemeye çalışmış aslına bakarsanız. 5 tane basamağımız var arkadaşlarım. 5 basamak var. Bu 5 basamaktaki rakamların her biri aslında 0, 4, 7, 1 ve bir tane daha var. Ama bu seçtiğimiz bir tane yine şunlardan biri olmak zorunda. O yüzden 4'ün bir listiyle seçtik bunu. Sonra dedik ki buradaki adam mesela 4 olduğunu düşünelim veya 7 olduğunu. 5 tane eleman 5 faktöriyel kadar yer değiştirir. Ama 2 tanesi aynı olduğu için böyle 2 faktöriyel dedik. Tamam mı? Evet bunu hocam. Anladık mı? Anladık. Geçiyorum. Geçtim. Şimdi şu manan sorusunu yaptık kuzularım. Buradayız. Ne demiş bakalım. Evet, soruyu okuyorum. Siz düşünüyorsunuz. Ahmet Burak Can isimli arkadaşların basket atışında isabet ettirme olasılıkları sırasıyla 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 6'ymış. Bu arkadaşlar birer atış yapmakta. Yapılan 3 atıştan ikisinin basket olma olasılığı nedir diye sormuş. 2 tanesinin basket olmasını istiyormuşuz biz. Evet Ceren, ne düşündün? Söyle bakalım. Hocam ben şey düşündüm. Ahmet Burak yapabilir. Yani basket atabilir. Bir Burak Can. Bir de Ahmet de Can atabilir. Ona göre durumları inceledim. Tamam. Ahmet Burak Can yazalım. Ahmet'inki 1 bölü 2. Burak'ınki 1 bölü 3. Can'ınki 1 bölü 6. Biz ne istiyoruz? 3 tane atış yapmalarını basket istiyoruz. 2 tane basket olsun. Bir tanesi de karavan olsun. Yani yetişemesin diyoruz. Değil mi? Onu istiyoruz. Peki. Söyle ne yaptın? Hocam ben aslında böyle yapmadım. Tek tek hesapladım ama olmaz mı öyle? Yani nasıl? Ahmet Burak attı dedim. Can atmadı dedim. Ona göre tek tek hesapladım. Öyle de olur. Veya şöyle de yapabilirsin. O da olur. Veya mesela dersin ki burada mesela istenmeyen şey ya hepsinin basket atmasıdır ya da hepsinin atamamasıdır. Değil mi? Evet. Evet. Ama tek basket iki atamama da var. Tamam. O daha uzun sürecek. Senin dediğinden yapalım o zaman Ceren. İlk olarak o zaman Ahmet Burak atsın, Can atmasın. Can kabiliyetsiz dedim. Olsun. Sonra? Evet. Sonra dedim ki Burak Can atsın, Ahmet atamasın. Tamam. Ahmet atamadı. Burak'la Can attı. Burak Can. En sonunda da Ahmet'le Can atsın, Burak atamasın. Ahmet'le Can attı, Burak atamadı. Tamam. Üç durumu da inceleyerek yaptık. Atalım şimdi. Ahmet attı. O zaman 1 bölü 2 çarpı. Burak. 1 bölü 3. Can atamadı. 5 bölü 6. Evet. Ahmet atamadı. 1 bölü 2. Yine. Burak attı. Çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 6 olacak. Güzel. Artı. Veya? 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 6. Evet. Burak atamadığı için 1'den çıkardık. 2 bölü 3. Evet. Diğeri de 1 bölü 6. O zaman evet, paydalarımız hepsinde aynı oldu herhalde değil mi? 18, evet, 2, 36. Yukarısı 5. 5 1, artı 1 artı 2. 2. O 2 da 7, 8 bölü 36 oldu. 4 ile sadeleştirsem 2 bölü 9 oldu. Var mı sorun? Takıldığımız bir yer? Yok. Peki. Buraya bakalım.
Soruyu okuyorum, düşünün. X artı y'nin enerji kuvvetinin açılımında iki terimisinde n 0, 1, 2, 3, 4 reyelleri için açılımı yapıldığında elde eden bütün katsayılar birer karta yazılıp bir torbaya atılıyormuş. Bu torbadan bir kart çekildiğinde karttaki sayının 3 olma olasılığı nedir demiş. N yerine 0, 1, 2, 3, 4 yazıyormuşuz. Bunun bütün katsayılarını başlarına yazıyormuşuz. Ondan sonra da bir torbanın içerisine atıyormuşuz. Attığımız sayının, daha doğrusu çektiğimiz sayının katsayısının 3 olmasını istemişiz biz. Şu binomdan kurtuluyorum, Pascal'dan kurtuluyorum, soruyu çözecek yerim kalsın diye. Bakalım kim yardım etmek istiyormuş bana? Büşra ben yaparım diyormuş. Hadi Büşra sen değil. Hocam ben bu soruyu şöyle yaptım. Şimdi n yerine 0, 1, 2, 3, 4 koyacağız. Evet. Biliyoruz ki n artı 1 bizim aslında terim sayımız oluyor. Yani hı hı. 0 koyduğumuzda n yerine 1 tane terimimiz oluyor. O yüzden 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5'i topladım. Yani sayıların her birine 1 ekledim. Aslında Pascal üçgenini oluşturdun yani. Aynen yani kaç tane katsayı olduğunu bulmak için. Evet. Yazıyorum ben 1, 2, 1. N eşittir 3 için kenarlar 1, 3, 3, 1 ve N yerine 4 yaz demiş. 4 yazarsam 1, 4, 6, 4, 1. Kaç tane terimimiz var şimdi söyle bana. 15 tane terimimiz oluyor hocam. Evet. Şurada 5 terimimiz var. Burada 4 terimimiz var. 3 terimimiz var. 2 terimimiz var. Ve 1 terimimiz var. Büşra diyor ki hepsini topladım hocam ben diyor. Bunların hepsini toplayınca 15 tane terim etti. O zaman aşağısı 15 oldu. Bu bizim evrenselimiz. İstenenimiz ne peki sevgilim? Kaç tane 3 olmasını istiyor? O da zaten en yerine 3 koyduğumuzda 2 tane 3 katsayısı elde edebiliyoruz. Evet. 2 bölü 15. Aferin. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hocam şey tabii. Soracaktım. Pascal üçgenini sormadan da yapabiliriz değil mi? Yani tabii tabii kombinasyonlarla da yapabilirsiniz. 3'ü nasıl bulabiliriz? 3'ün birlisi ya da 3'ün ikilisi sadece 3 eder. Şimdi n yerine 0 yazdığımızda 0'ın sıfırlısı olur. N yerine 1 yazdığımızda 1'in birlisi olur. N yerine 2 yazdığımızda 2'nin birlisi olur. 2'nin ikilisi olur. Böyle böyle gideceksiniz. N yerine 3 yazdığınızda 3'ün sıfırlısı. Ha 2'nin sıfırlısını yazmayı unuttum bir saniye. Şu arada bir de 2'nin sıfırlısı var arkadaşlar. Onu yazmayı unutmayalım. 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü diyeceksiniz. N yerine bir de 4 yazacaksınız. 4'ün sıfırlısı, 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü ve 4'ün dörtlüsü diyeceksiniz. Bu adamların değerlerini biliyorsunuz. 1, 1, 2'nin sıfırlısı 1, 2, 1. Bakın şu Pascal üçgenindeki aslında elemanları yazıyorsunuz. Ama bence bu bir tık daha hani uzun sürer arkadaşlarım. Ben sizin yerinizde olsam binomdaki katsayıların aslında Pascal'daki katsayılar olduğunu biliyoruz ya biz. Oradan yaparsanız çok daha basit çözersiniz. Hocam 10. soruda bu sorunun devamı da isterseniz direkt silmeden yapalım onu da. Tamam aşkım. Tamam mı Büşra'cığım? Tamam hocam. 10. soruda ne demiş bakalım. X artı y'nin enerji kuvvetinin açılımında 1, 2, 3, 4 değerlerin açılımı yapıldığını elde eden bütün katsayılar birer kart... 10. soru bu değil mi? Yani karttaki sayının 1 olma olasılığını sormuş bu sefer. Karttaki sayının 10. soruda da 1 olmasını istemiş. Yine 4'e kadar yazmış. O zaman 1 olması için ne yapacaksınız? Yine kaç tane adam var totalde? 15 tane. 1 olan kaç tane var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Yukarısı 9. 3 ile sadeleştirirseniz 3 bölü 5 deyip aradığımız cevabı bulabiliriz. Tamam mı kuzularım? Bakalım. Tamam, cevabına hocam. 3 bölü 5. Denizli oluyor. Tamam değil mi? Bu soruda sorun var mı? Ve altındakinde? Yok hocam. Yok. Sildim. 4. soruya bakalım. 4. soru için gönüllümüz var mı? Kadir varmış. Kadir'cim söyle.
Bir torbada 3 özdeş mavi, 2 özdeş siyah ve 4 özdeş kırmızı top var. Bu topların tamamı rastgele arka arkaya çekildiğinde ilk ve son toplar. Hocam arka arkaya çekildiğinde derken ben 2 tane çektim de öyle oluyor değil mi? Topların tamamını çekiyorsun. Teker teker çekiyorsun. Rastgele arka arkaya çekildiğinde gelen ilk ve son topların siyah olma olasılığını sormuş. İlk topun siyah olma olasılığı nedir? Toplam 9 top var. 2 siyah var. 2/9. Diğer bütün topların aslına bakarsan çekilmesini istemiş burada. Sonrasında istersen bak burada bir şey göstereceğim sana. Şimdi bizim için burada önemli olan son topun tekrar siyah kalması. Tamam mı? O yüzden burası 1. Geriye de aslına bakarsan hani terim sayımız 9 taneydi. Bir tane top kaldı. Onun da siyah olmasını istiyoruz. Şimdi diğerlerinin renginden bahsediyoruz. Diğerlerinin rengini de belirlerken bizim için önemli değil. Mavi olmaları, işte kırmızı olmaları aslına bakarsanız önemli değil. Buranın siyah, son topun da siyah olması önemli. O yüzden siyah dışındaki renkleri sanki tek bir renkmiş gibi alabilirsiniz. Sonraki olasılık ne olacaktır? 7/8. 8. Sonraki? O zaman bir azalacak. 6/7. Evet. Sonraki? 5/6. Öyle öyle 1/1'e kadar gitmez. Aynen 2/1'de. Aynen öyle. Şimdi bunları bak böyle bir yazalım. Bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi bunları böyle yazdığımız zaman arkadaşlar burası 4/5, işte 3/4, 2/3. Çapraz çapraz gidiyor muyum? Evet. 1/2 dediniz ve aslına bakarsanız son topu da başka bir renk seçtiniz. Geriye tek bir renginiz kaldı, o da 1/1. Şimdi bu adamları böyle sadeleştirirseniz arkadaşlar cırt 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 bunlar hep birbirlerini götürecektir aslında. Bir de pıt pıt. Ne kalacak size? Aşağıda 4. O da ne olacak? 1/36 olacak. 36. Burada sorun var mı? Yok. Takıldığımız bir yer? Yok. Yok. Ben o zaman tesadüfen öyle yaptım. Sen nasıl yaptın? Hepsi birbirini götürdüğü için ben ikincisine 1/8 demiştim. Ama onlar birbirini götürdüğü için orada 1/8 kaldı. O oradan tesadüf geldi. Aslına bakarsan hani şunu da söyleyebilirsin Kadir'cim. Benim için bir ilk top önemli, bir son top önemli. Aradaki toplar önemli değil. O yüzden arka arka iki tane siyah çekmekle aynı şey. Tesadüf değil, senin yaptığın da olur. Ben sadece hani bunun şöyle de gittiğini görmenizi istedim işin aslında. Senin yaptığın da doğru olur yani. Yani bizim için önemli olan totalde iki tane top çekmek. Birini en başta, birini en sonunda çektiğimde aradakilerin rengine dair bir koşul yok. Onlar zaten birbirini götürecektir. O yüzden en başa bir siyah, en sona bir siyah çekmek aslında iki top çekmek gibi düşünülebilir. Tamam mı canım? Senin yaptığın doğru tamam, yani hocam. Yanlış değil. Efendim Ceren? Yok hocam tamam. Sağ olun. Anladım yani. Tamam. Evet. Bir de şu 5. sorumuz varmış. Onu okuyalım. 2 mavi, 2 kırmızı, 2 siyah tükenmez kalemi olan bir öğretmen okula giderken yanına rastgele 2 kalem almıştır. Aldığı 2 kalemin aynı renkte olma olasılığını sormuş. 2 tane mavisi varmış. 2 tane kırmızısı varmış. 2 tane siyahı varmış. 2 kalem alıyormuş. İstediğimiz renk, istediğimiz şey daha doğrusu aynı renk olmasıymış. Evet, kim yardım etmek ister bana? Eda parmak kaldırıyor. Eda'cığım söylesin o zaman. Mavi mavi, kırmızı kırmızı ve sarı siyah siyah olabilirmiş. Evet. Toplam 6 tane kalem var. Teker ilk önce tüm durumu bulmamız lazım. Tamam. 2 tane kalem aldığı için 6'nın ikilisi. Evrensel'de 6 tane kalemden 2 tane seçiyorum diyor Eda. 15 tüm durum oluyor. Tamam. Sonra mavi mavi, kırmızı kırmızı ve siyah siyah içinde 2'nin ikilisi. Evet. Artı 2'nin ikilisi artı 2'nin ikilisinden orası da 3 oluyor. 3/15'ten 1/5 oluyor. Çok güzel. Eda'nın yaptığında sorun var mı arkadaşlarım? Hocam direkt olasılıklarını bulup yapsak olur değil mi? Olur. O da olur. Çünkü burada sıralama önemli değil.
mavi mavinin sıralamasına yer değiştirmesi gibi bir lüksü yok. Öyle de yapabilirsiniz. Geçiyorum. Evet, 12. testimizi bitirdik. Allah'ın izniyle. Ay, bu da parlıyor, göremedim. Hocam, bu arada sıralama önemli değilse kombinasyonla yapıyorduk değil mi? Yani evet, bu sorularda. Sıralama önemli değilse kombinasyon. Sıralama önemli ise permütasyon. Ya da seç sırala diyorduk. Tamam mı canım? Evet, 13 yapalım şimdi. Siz bir okuyun bakalım soruyu. Ben de birazcık düzenlemelerimi yapayım. Şuraya birazcık boşluk oluşturayım kendime. Soruyu çözecek. Evet. Şimdi dinliyorum sizi. Kim yapmak istiyor? Mehmet Akif parmak kaldırıyor. Mehmet'im hadi asın söyle. Hocam bize 4 idareci, 6 öğretmenin bulunduğu 10 kişilik bir şey vermiş, grup vermiş. Tamam. Buradan 4 idareci, 6 öğretmen dedim. Hı-hı. Sonra buradan 3 kişi seçilecekmiş. Hı-hı. Bize hem öğretmen hem de idareci olma olasılığını soruyor. Hı-hı. Yani ben bunu 3 tane öğretmen, 3 tane de idarecinin olasılıklarını toplayıp tüm şeyden çıkararak bulmuştum. Aferin sana. Şimdi bakın, Mehmet diyor ki istenen şey idareci, öğretmen, öğretmen ya da idareci, idareci, öğretmen diyor. Aslında bunları da ayrı ayrı hesaplayıp yapabiliriz. Ama Mehmet şöyle düşünmüş. Bu istenen demiş. İstenmeyense hepsinin ya idareci olması ya da hepsinin öğretmen olmasıdır. Ben hocam diyor buradan yaptım diyor. İstenmeyeni bulmuş. Ve bunların hepsinin toplamının da sonuçta tüm durum olduğunu biliyoruz biz. Yani evrensel olduğunu biliyoruz. Örnek uzay olduğunu biliyoruz. Peki evrenselimiz ne bizim oluşu? Evrenselimiz onun üçlüsü müydü? Evet, harika. Onun üçlüsü. Peki istenmeyenimizi bulalım. İstenmeyen de 3 tane idareci seçtin. 4'ün üçlüsü. Güzel. 3 tane öğretmen seçtin. 6'nın üçlüsü. Evet. O da 20 oluyor sanırım. Değil mi? İstenmeyenimizde 24 kişi var. Evrenselimizi de bir hesaplayalım. 9, 8, 3, 2, 4, 120'ymiş. Burası 120 ise o zaman istenenimizin eleman sayısı kaç olur? İstenenimizin 96. Evet, harika. O halde olasılığımız da ne olacaktır? İstenenin olasılığı diyelim. 96 bölü. O da 3'e mi bölünüyor oluşum? Kaça bölünüyor bu? 12'ye de bölünüyor. 12'ye bölsem 8. 12'ye bölsem 10. Hatta 2'ye bölsem 4 bölü 5 oluyor. Harikasın. Aferin oğluma. Çok güzel çözdün. Mehmet'in yaptığında sorun var mı? Yok hocam. Yok hocam. Yok. Hocam neden istenmeyeni bulduk ki? Orayı duyamadım. Oradan da yapabilirsiniz. Yani Mehmet'i oradan yaptığı için oradan yaptık. Aslında hani diğer yöntemle de istenenden de bulabilirdiniz. Ama Mehmet'in canı oradan yapmak istemiş. O yüzden oradan yaptık. Arkadaşlar, hocam bu arada bu test 12 değil mi? Evet, bu 13. 13. test. 5 testim kaldı. 12. 12 babacığım. İşte normalde hocam, 12 de ben 13. Aynı testi 2 kere kaydetmişim de o yüzden ben de 13. Hı-hı. Evet, tamam. Tamam mı? Yani ben de fazla çıkıyor. Arkadaşlar ders saatimiz şu an başlamış mı oldu? Ben ortalığı biraz karıştırdım. Siz hiç evet hocam. Yapamadınız mı şimdi? Başladım. İstiyorsanız bir 2-3 dakika mola verelim sonra tekrar başlatayım. Olur mu? Ha? Fark etmez hocam. Çıktı da o yüzden. Fark etmez hocam. Çözedik. Tamam, 2-3 dakika mola veriyorum. Ondan sonra tekrar başlatacağım. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Teneffüsünüzü de yemeyeyim. Son dersi biraz uzun tutacağım. Bilginiz olsun. Görüşürüz.